Atikon'u imanımız mı? Evet, yakışıklım. Evet, güzel yüzüm. Çok çok güzelsin. Allah güzelliğini kat kat artırsın. İmanın dışında hiçbir şeyin anlamı yoktur. Yani iman derken sevgi. Allah'a sevgi. Çünkü iman diyor ama adam imanlı ama sevgisi yok. İman sevgidir. Sonsuz sevgiye iman denir. Allah'a sonsuz sevgiye iman denir. Münafıklar vidanjördür. Lağım vidanjörü. Gelir, nerede münafık varsa toplar gider, müminlerin bulunduğu ortamı tertemiz eder. Alo, belediye diyorsun. Bir vidanjör rica ediyoruz diyorsun. Münafıklar onun içinden dolu gelir. Ondan sonra oraları temizler. Ne kadar münafık varsa alır, toplar götürür, tertemiz olur ortalık. Yerine tertemiz insanlar gelir. Münafık gider, yerine tertemiz adam gelir. Adnan Bey, eğer bir meteor bir şehre çarpacak olsaydı nasıl olurdu diye bir resim var. Bu meteor küçük çaplı bir meteor. 5.6 kilometre çapı. Eğer Los Angeles şehrine çarpacak olsaydı görünümü bu şekilde olurdu. Yani boyut olarak. Ha. Tabii. Bayağı yamultur ya çarpsa, evet. Allah sizsin. Tozun dumanına katar yani. Evet, dinliyorum. İnsanın yaptığı kötülük her zaman ileride kendine isabet eder mi? Güzel yüzüm, kötülük. Hazırlık. Efendim? Hazırlık getiriyorum. Çıktı alın. Tamam, sinirlenme, bir şey. Tamam, olur. Ben güzel yüzlüm, bir daha dinleyeyim. Tabii. İnsanın yaptığı kötülük her zaman ileride kendine isabet eder mi? Güzel yüzlüm, Allah'ın öyle bir kanunu vardır. Kötülüğü zaten yaratırken intikamıyla birlikte yaratır. O bir bloktur, parçadır yani. Tek parçadır. Yani Allah'ın aldığı intikam ve kötülük birlikte yaratılır. Yani hiçbir zaman için ayrı parça olarak değildir. Blok bütündür o. Allah'ın intikamı ve kötülük. İkisi tek parçadır. Yaratılır ve mutlaka Allah intikam alır. Yani kötülük yapıp da intikam alma hiçbir olay yoktur. Mutlaka karşılanır. Hatta Nahl suresinde 34'te Cenab-ı Allah diyor ki, şeytan Allah'a sınırım. Böylece işledikleri kötülükleri kendilerine isabet etti ve alay aldıkları şey kendilerini sarıp kuşattı diyor Allah. Mutlaka karşılanır. Yani hiç kurtuluş yoktur. Bana ne gelmesi gerekiyor? Acılı bir acı. Ya bu kardeşim Antep, Urfa. Evet. Yani buradaki insanlar yüksek bir medeniyetmiş ya bu. Gerçekten. Bu acıyı acayip keşfetmişler. Yani. Ya biz hep tatlı tatlı değil. Abi olay acı asıl insanlara şifa veren. Evet. Tatlı değil. Tatlını uzak olacaksın. Nerede acı varsa. Yani şişte acı efendim, pizzada acı, lahmacunda acı. Efendime söyleyeyim. Evet, dinliyorum. Cennetler arası nasıl bir fark olacak? Yakışıklı mı? Hiçbir fark yok. Sadece bölge adı gibi farklı. Yani Türkiye mesela nasıl Konya'sı var, efendim Ankara'sı, İstanbul'u var. Ama Türkiye bir bütün. O da bölgelerin ismidir. Yani Firdevs cennetleri, işte Adnan cennetleri de isimlendirilmiştir. Evet.
arkadaşını korkutan bir kedi var. Tamam ya, mümkünse zaten biraz istirahat etsin. Yani acele işin yoksa kal, otur. Tamam. Evet, buyurun. Bu arkadaşın korkutan bir kedi. Ya bu adam şahane bir şeymiş. Bir daha göreyim bakayım. Yani şahane. Aa, Hakan kendine güveni mükemmel. Maşallah. Evet. Dinliyorum. Başbakan Binali Yıldırım bugünkü konuşmasının büyük bölümünü rahmetli Erbakan hocamıza ayırdı. Erbakan hocamızdan cennet lider diye bahsederek şunları söyledi. Erbakan hocamız bütün baskılara, tehditlere, imkansızlıklara rağmen duruşunu bozmadan davasını anlattı. Önce ahlak ve maneviyat dedi. Maneviyatı reddederek hiçbir yere varılamayacağını söyledi. Anadolu'nun temiz gençlerine büyük hedefler gösterdi. Halka ve milli iradeye saygısı olmayan vesayetçiler tarafından ne yazık ki millete hizmet etmesi engellendi. Doğru ama çok güzel olmuş böyle konuşmak. Büyük bir jest olmuş. İyi oldu. Erbakan hocam bir ve rahmetli Başbuğ Türkeş iki. Sürekli gündemle tutulması lazım. FETÖ'cüler ikisini unutturmak istiyorlar. Üçünün. Bediüzzaman'ı, rahmetli Erbakan'ı ve rahmetli Türkeş'i. Üçüne karşı öfkeliler. Üçünü sürekli gündemde tutmak lazım. Said Nursi Hazretleri, Erbakan Hocam ve rahmetli Türkeş. Hatta Şeyh Nazım Hocamıza karşı da çok öfkelidirler. FETÖ'cüler. Evet, dinliyorum. Dün ve bugün Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Heinrich Heine Üniversitesi'nde ve etrafındaki öğrenci yurtlarında sizin evrimin geçersizliğini anlatan kitaplarınızdan ve birçok değişik iman hakikatleri gibi çeşitli konuları içeren DVD'lerden öğrenci evlerine ücretsiz olarak dağıttı kardeşlerimiz. Ayrıca yine bugün Almanya'nın Essen kentindeki üniversiteli öğrencilerin bulunduğu yurt evlerine de evrimin geçersizliğini anlatan kitaplarınızdan ve PKK aleyhindeki broşürlerden vermiş kardeşlerimiz. Toplamda 2200 adet kitap dağıtılmış. Dehşet. Bir daha anlat bakayım. Dün ve bugün Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Heinrich Heine Üniversitesi'nde ve etrafındaki öğrenci yurtlarında sizin evrimin geçersizliğini anlatan kitaplarınızdan ve birçok değişik iman hakikatleri gibi çeşitli konuları içeren DVD'lerden öğrenci evlerine ücretsiz olarak dağıtmış kardeşlerimiz. Ayrıca yine bugün Almanya'nın Essen kentindeki üniversiteli öğrencilerin bulunduğu yurt evlerine de evrimin geçersizliğini anlatan kitaplarınızdan ve PKK aleyhindeki broşürlerden vermişler. Toplamda 2200 adet kitap dağıtımı olmuş. Muazzam, muazzam. Almanya yıkılıyor. PKK dümdüz, terör örgütleri dümdüz. FETÖ dümdüz. Bütün Avrupa'da Osmanlı akını devam ediyor maşallah. İlimle, irfanla, kanlı hukukla. Bu Mehmet Özmen kimdi bu ya?